Merhaba arkadaşlar. Allah'ın bütün güzellikleri siz değerli arkadaşlarım üzerine olsun inşallah. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. Bizler bugün ne yapıyoruz sevgi? Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Pişmaniye kurabiyesi yapıyoruz. Çok basit, çok lezzetli. Ve sizler bizleri izleyip beğenilerinizi attıkça, yorumlarınızı yaptıkça biz güçleniyoruz elbette. Dolayısıyla biz de size pratik ve lezzetli tariflerimizi yapmaya devam ediyoruz. Ve buraya kadar izleyip abone olmayanlar, sizleri de aboneliğe davet ediyoruz. Abone olup, yorum yapıp beğenilerinizi yaparsanız çok çok mutlu oluruz. Evet, tarifimize geçelim şimdi. Bildirim zilini de açmayı unutmayalım. Kesinlikle. Şimdi tarifimize geçelim. Evet. Oda sıcaklığındaki tereyağımızı biz iyice bir yoğurduk. 250 gram tereyağı. Aynen. 1 çay bardağı sıvı yağ. Çay bardağımız şudur. 1 çay bardağı sıvı yağ sonrasında kattık. Onları da birlikte yoğurduk. Şimdi 3 yemek kaşığı pudra şekerimiz. Evet. Onu da kattık. Kattıkça karıştırıyoruz. Bir su bardağı tepeleme değil ama Hindistan cevizi. Aynen. Onu da kattık. Dört su bardağı. Dört su bardağı var. Sevgi, mutfağımızın ustası oldun. Teşekkür ederim. O senin güzel gönlünün görüşü. Elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Ama mümkün mertebe deniyoruz. Aldığımız her tarifi deniyoruz. Tam ölçü olması adına, çünkü her evde gram ölçüsü yapmak için bir tartı yok. İşin açıkçası bizde de tartı yok. Bardak ölçülerine, kaşık ölçülerine dönüştürünceye kadar uğraşıyoruz. En nihayetinde netlik sağlanınca paylaşımı gerçekleştiriyoruz. Evet. Uğraşmadan çok pratik bir şekilde pastanelerin satışına bile yetişemediği kurabiyeleri sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Dört su bardağını kattık. Evet arkadaşlar, hamuru yoğurdu kardeşim. Şimdi şekil veriyoruz. Değil mi sevgi? Evet evet. Ceviz büyüklüğünde parçalar alıyoruz. Ya ceviz de bu büyüklükte mi oluyor bilmiyorum. Dil alışkanlığı olmuş, göstereyim böyle. Biraz cevizden büyük, mandalin gibi öyle olmuş mi neredeyse. Mandalin ceviz arası bir şey. Çekirdekli mandalin diyelim. Böyle olacak işte yani. Hangi meyve, hangi sebze grubuna giriyor bu bilmiyorum da. Bu büyüklükte alıyoruz. Böyle sıralıyoruz. Elimizde yoğurarak. Yalnız şunu söyleyeyim. Çok güzel bir kurabiye. Kesinlikle. Daha önce de yaptı. Yapıp deneyip beğeniyorsak, zaten beğenilmese pastaneler bunların satışına yetişemiyor. Güzel olanları hakikaten sizlerle paylaşıyoruz.
Çünkü yaptığımızda malzeme ziyan olmasın. Aynen. Allah razı olsun. Yenilebilir kurabiyeleri ya da börekleri paylaşıyoruz. Şimdi hamurumuzun tamamına aynı şekilde vereceğiz. Aynen. Yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize yerleştiriyoruz. Benim de elim misket yapıyor bunları. Çok mu misket oynadım acaba çocukken? Evet, oldu. Biz hamurun tamamına şekil verelim. Sizi bunlarla yormayalım. Ya böyle olacak işte. Evet. Hadi kolay gelsin sevgili. Teşekkür ederim. Yapanlara, yiyenlere afiyet şifalar olsun. Evet arkadaşlar, bitti. Önceden ısıtılmış 160 derecelik fırına vereceğiz şimdi. Evet arkadaşlar, fırından çıktı. Bir çay bardağı pudra şekeri var. Bir çay bardağı da neydi? Hindistan cevizi var. Adını evet. Da unuttum. Onu karıştırdık bir tabakta, böyle fırından çıktığı gibi hemen buluyoruz. İlk etapta biraz kaşık kullandım çünkü çok sıcaktı. Şimdi ama görüntü müthiş oluyor gördüğünüz gibi. Lezzeti de çok güzel. Mutlaka bizim baharatlık ortada kalmış. Onu alayım ben. Şöyle. Her tarafını olduğu gibi karışıma buluyoruz. Karışıma. Pudra şekerli Hindistan cevizi karışıma. Şöyle her tarafını bulacağız. Kaplayacak şekilde. Aynen. Hop. Evet arkadaşlar. Bitti. Şimdiden yapacak ve yiyecek olanlara afiyet şifa olsun. Bizlerden bu kadar. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere inşallah. Kendinize çok iyi bakın.